Hepinize merhabalar. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yazın en vazgeçilmez yerlerinden birindeyiz, Kiev'de. Neredeyiz? Hidroparktayız. Hidroparktayız. Burası Kiev'in tam göbeğinde ve sahil olarak kurulmuş bir yer. Yazın burası cıvıl cıvıl, ne ararsanız bulabilirsiniz burada. Gerçekten her aktivite, her farklı insanın isteğine göre her şey mevcut ve bunları tek tek size göstereceğiz. Baktık uzun zamandır vlog atmıyoruz. Bayağı bir hafta olmuş. Dedik yaz bitmeden bir tane şöyle hidropark vlogu atalım. Hidroparkta buranın Odessa'sı. Kiev'in Odessa'sı. Hatta şu an çalışıyorlar, spor merkezi var. Yani öyle bir spor merkezi var ki. Yani görsen dersin ki buraya, bak şura. Burası. Sovyetlerden kalmaymış burası. Yani bayağı eski. Aletler falan böyle küflü yani. Oturacak yerler paslı, paslanmış her yer. Ama ücretsiz. Evet. Ücretsiz olarak insanlar buraya geliyor. Sporunu yapabiliyor, günlük sporunu. O sayede de fit kalabiliyorlar. Evet. Ne aktiviteleri gördün sen burada? İster basket oynayın, ister gölde gezi yapın, ne bileyim spor yapın, göle girin, voleybol oynayın. Her türlü aktivite var. Futbol burada var. Futbol bile var. Futbol var, basketbol var, voleybol var ve hepsi de ücretsiz. Ne istersen yap. Free olarak sunulmuş bir tesis burası, hidropark. Metro istasyonu da var zaten hemen yanında. Hidropark diye aynı isimle ve evet. Gerçekten çok insan var. Artık ücretsiz olmasından mı? Yoksa Kiev'de tatil mekanı olarak sadece buranın çıkmasından mı? O kadarını bilemeyeceğim ama bayağı ya, bir insan var. Burada zaten beach club'lar da var ekstradan. Hani evet, iki tane güzel beach club var burada. Evet. Birisi Olmeka, diğeri de Bora Bora'ydı. Bora Bora, evet. İkisinin de içinde özel havuzları var. Önlerinde özel plajları var. İşte içeri isterseniz şezlong kiralarsınız. İsterseniz yatak kiralarsınız. O şekilde girebiliyorsunuz içerilere. 24 derece bugün hava. Kiev için sıcak değil. Hani Haziran ayında falan 35 dereceyi görmüş bir yer olunca evet, pek sıcak değil. Yani nehir mesela yüzülecek kıvamda mı sence? Yok, değil. Yemyeşil. Uzaktan bakınca mavi de yakına gelince yemyeşil oluyor. Kumsalı güzel ama. Getirmişler kumsalı zamanında. Gibi, deniz kumsalı gibi aynı. Üst değiştirme yerleri de var burada. Ya her şey var herkes aslında, aradığınız. Çantasına dolduruyor. Geliyor buraya. Bekliyor bir iki saat, güneşleniyor, tekrar gidiyor. Geliyor, bekliyor, birasını içiyor, gidiyor. Yani farklı. Voleybol oynayan çok var mesela. Topun alan gelmiş. Voleybol sahaları da var. Hemen plajın yanında. Beach voley diye geçen. Beach voley diye. Beach voley, aynen. Gelip oynayıp oynayıp gidiyorlar. Ama bana sorarsan bir Antalya değil. Ya biz de deniz yok çünkü. Deniz yok da kumsal var. E tamam, Eskişehir gibi. Antalya ile alakası yok ki buranın ama. Filelihem'de. Hani Kiev'in merkezinde böyle bir şey de bir garip geliyor insana ama gayet güzel bir şey. Çünkü normalde hani başkent Kiev. Deniz yok. Deniz yok o yüzden aslında. Ama nehirin kenarına böyle bir kumsal yapmışlar. Bunu da bir anlamda işe çevirmişler yani. İnsanlar buradan para kazanıyor. Ya o Odessa'ya hiç gitmeye gerek kalmamıştı. Çoğu yorum öyle. İyi. Gitmeye gerek yok Odessa'ya falan filan. Ya buraya da gelip işini görebilirsin. Hani gelirsin buraya, plajına girersin. Plajda yüzüyor musun artık, güneşleniyor musun, sana kalmış. Ama güzel. Yani gidin, havuzlar da var hani.
İlla bu şeyde olmanıza gerek yok. Birçok beach club var yani. Buraya tabii geliş ücretsiz. Atıyorsun havlunu, yatabiliyorsun istediğin yere. Yeah. Ama hani gidersen beach club'lara giriş parası var. Bir şey içmen gerekir falan filan. Ya daha rahatsın ama ona bakarsın. Bunlara ücret. Öyle bakınca. Burada rahat ama. En azından. Ya temiz değil diyorsun ya, o yüzden dedim ben de. Sahil temiz görünüyor da. Hani yüzmek istiyorsan gelme bence buraya. Ama gelip güneşlenebilirsin. Bayağı iyi. Ve güzel şeyler de görürsün. Anladınız. Anlayanlar bir yaz. Anlayanlar söylesin artık. Ben açıklamayayım onu da. Burada etrafta insanlar var. Anlayan anladı. Ama garanti veririm. Güzel şeyler göreceklerine. Allah'ım. Kesin olarak garanti veririm ben de yani. Uğur Pekmez bankosu veriyorum bak burada. Elvis Presley bankosu veriyorum. Buraya gel. Onayladı. Buraya gel. Güzel birini görmezsen bana mesaj at. Tamam mı? Gel mesaj at bana. De ki ben burada görmedim de. Seni bir gün ücretsiz gezdiriyorum. Nereye istersen. Bendensin. Buradaki köprüyle hem adayı Kiev'e bağlayabiliyor. Tek köprüyle geliyorsunuz buraya. Metrodan 5 dakika en fazla yürüyüşle o da. En fazla 5 dakika sürüyor. 5 dakika sürmez ya. Metro dibinde zaten. Köprüyü geçiyorsun sadece. Tek köprüyü geçiyorsun, geliyorsun sahil bak. Arkayı gördün mü? Burası hep sahil. Karşı taraf da sahil aslında ama daha yeşil. O taraf biraz yaşlı gibi sanki. Evet. Yaşlı. Köprüden karşıya geç, buraya gel. Olur. Taktik bunlar hep bak. Bir de bu hidroparkta ne vardı? Ne var? Ne vardı? Burada önemli bir şey var bak. Çok önemli ne bir şey gibi var burada. Hidroparkta. Çok çok önemli bir şey var. Neredeyse hiçbir yerde bulamayacağınız bir şey. Hiçbir yerde bulamayacağınız bir şey var bak burada. Ne var? Ne gibi? Ne? Çıplaklar sahili var. Evet. Sadece çıplaklar girebiliyor içeriye. Doğru. İçeri böyle elbiseyle, bikiniyle, şortla giremiyorsun. Zaten İçeri girmek için tek bir kural var. Mantıklı olan da o zaten. Çıplak olmak. Evet. Adı o çünkü. Çıplaklar sahili var burada. Gerçekten var öyle bir yer. Var ama biz giremiyoruz. Hani orayı da çekemeyiz zaten. Ha, yani çeksem yayınlayamam. Nerede çektirmezler zaten insan çıplak. Yok hadi şöyle çektirdiler diyelim. Nerede yayınlayacağım? YouTube'da mı yayınlayacağım? Selamlar herkese. Şimdi de hidroparkı size yavaş yavaş bir gösterelim. Sahilini gösterelim size. Her şey insanlara özel yapılmış. Bir sürü restoran var. Bir sürü farklı farklı nargile içebileceğiniz yer var. Çay bahçeleri var. İşte sahil var gördüğünüz gibi. Bu sahilde böyle güneşlenen insan sayısı bayağı çok. Nehire giren sayısı az ama yürüyen insan sayısı çok, güneşlenen insan sayısı çok. Çok fazla insan geliyor buraya, Kiev'e. Ve gelenlerin neredeyse hepsi de bir kere olsun hidroparkı görmeye geliyor. Çünkü şehir merkezinde bir sahil olunca insan merak ediyor yani. Güneşlenmese de yüzmese de farklı farklı yerlere gelmek istiyorlar. Farklı farklı şeyleri görmek istiyorlar. Mesela benim 4. gelişim. Her seferinde geldik biz buraya her yıl. Her geldiğimizde hidroparka bir kere olsun geldik. Ve farklı bir yer, farklı bir atmosfer sürüyor insanlara. Yani bir durak gidiyorsun şehir merkezi mesela. Bir durak geri geliyorsun sahil. Farklı gelmiyor mu böyle? Şurası sahil, burada da şehir merkezi var. Tabii ki de farklı gelecek insanlara. Rahat insan sayısı da çok burada. Hello. 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 Have a good day. Thank you. İşte insanlar rahat. İşte bu saatte, 3'te, 4'te bira içiyorlar. Şampanya içiyorlar. Mesela buraya gelen insanların güneşlenme oranı çok yüksek oluyor. Çünkü az güneş görüyor. Burası çok az güneş görüyor. Ve geliyor buraya insan, sabahtan akşama kadar yatıyor burada. Böyle bir yatıyor buraya böyle çat diye. Sabahtan akşama kadar. Çünkü adamlar yanamıyor. Adamların D vitamini ihtiyacı karşılanmıyor ya. Mesela bana diyorsanız hidroparka geldim. Baba ne yapayım ben burada? Hidroparkta ben ne yapayım? Ne yapayım biliyor musun hidroparkta? Buraya gel. Sahile otur. Yat. Bak buraya yat böyle.
Yattın mı sahile şu an? Yatıyor mu şu an sahile? Bak geçtin oraya. Yattın sahile böyle güzelce. Alıyorsun eline bir anı. Etrafı izliyorsun. Bu. Hayatında görüp görebileceğin en iyi ama en iyi yerlerden birisi. Antalya dışında. Çünkü Antalya'nın da neredeyse %99'u artık yabancı oldu. Voleybol oynayan insan sayısı acayip fazla. Voleybol demek ki burada en çok tutan sporlardan birisi. Gördüğünüz gibi sahilin her yerinde voleybol oynuyorlar. Hemen bu tarafa dönünce de bir basketbol sahası var. Güzel attı. Güzel attı basketi. İnsanların buraya gelip de sıkılma olasılıkları yok gibi duruyor. Hem basket, hem futbol, hem voleybol, hem güneşlenme, yüzme, konserler oluyor bazen. Bunların hepsini yapan insan sıkılmaz zaten doğal olarak. Ama yine de o kadar kalabalık değil gibi. Ya Eylül'ün 7'si mi bugün? 7 Eylül olmasından dolayı bir ihtimal. Çünkü Ağustos'ta falan gelemedik. 30 dereceydi. Bayağı sıcaktı. Bir de kamera arkasındaki arkadaş böyle bir şelale gibi terliyor böyle buralardan. Böyle bir terliyor böyle buralardan böyle. Sanarsınız ki şeyden çıkmış böyle, nehirden çıkmış. Saçlarını tarıyor arkaya. Tam o. İleride de son kez bir sahili gösterelim size. Şöyle boydan boya bir sahili görün. Bu sahilin sonunda da çıplaklar kampı var. Çıplaklar sahili var. Artık oralarda size kalmış. Oraları biz gösteremeyiz maalesef. Kusura bakmayın. O bizi aşıyor. O oralar biraz fazla geliyor bize. İşte buralarda görebildiğiniz şeylerin daha üstünü düşünün. Daha fazlasını düşün. Yok. Hiçbir şey yok. Tertemiz. Mis. Aradan çıkmış yürüyen. O zaman son kez size sahili gösteriyoruz. Ve bitiriyoruz. Bugünlük Hidropark vlogundan da bu kadar. Yaz bitmeden bunu çekelim dedik. Elimizden geldiğince her yerini göstermeye çalıştık. Spor yerleri olsun, sahil olsun, voleybol olsun, futbol olsun, basketbol olsun. Hepsini gösterdik. Şimdi son kez size voleybol sahası ve tüm sahili gösterelim ve bitirelim. Да, бери там с собой подушку. Evet arkadaşlar, bugünkü videodan da bu kadar. Bugün size Kiev'in tam göbeğindeki sahil yerini gösterdik. Hidroparkı gösterdik. Bugün elimizden geldiğince size Kiev'de yazın ne yapabileceğinizi göstermeye çalıştık. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yapmamızı istediğiniz şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.